Hocam Tunaras Adalet Spor antrenmandayız. Biraz bahseder misin hocam, bu ne zaman kuruldu Tunaras Futbol Kulübü? Şimdi şöyle, bizim kulübümüzün kuruluşu çok eski. 1967 yılında kuruldu. Ama daha önceki ismi Köy Hizmetleri Spor'du. Daha sonra İl Özel İdare Spor oldu. Son 6 yıldır da Tunaras Adalet Spor'da hizmet vermekteyiz. Yani kendimizi kuruluşundan sonra bu üçüncü adı. 6 yıldır kulübün İşte bu branşlar anlamında, futbol okulları anlamında işleyişi devam etmesi de benim kontrolümde oldu. Bizim amacımız burada hem Türk futboluna hem de denizli sporuna genç, dinamik, iyi oyuncular yetiştirmek. Öncelikle amacımız bu. Aynı zamanda da biz her zaman ilkemiz olan işte zeki, aynı zamanda çevik, aynı zamanda spor ahlakı ve sosyal ahlakı olan bireyler yetiştirmeyi burada amaç ediniyoruz. Yani söylediğim gibi 1967 yılında çok eski bir mahallesi olan bir kulüp. Bizim gözetimimizde yani Tunaras Adalet Spor olarak da son 6 yıldır futbolu ve deniz sporuna hizmet eden bir kulübüz yani. Evet hocam, at yaş gruplarında da denizli amatörlüklerle mücadele ediyorsunuz. Orada nasıl bir durum, bilgi verir misiniz? Şu anda bizim mevcut kulübümüzdeki oyuncu, doğumlu oyuncu sayımız şu anda 60 tane lisanslı oyuncumuz var. Bunların yanında işte daha henüz lisanslı çıkmayan, federasyon tarafından yaş grubuna erişmeyen oyuncularımız var. Bununla birlikte en büyük yaş grubumuz şu anda 2005 doğumlu 13 yaş grubu. Ve 13 liginde, 12 liginde ve 11 liginde bu sene kulübümüzü temsil ediyoruz. Lisanslı sporcularımızla birlikte son 3 yıllık deniz ilindeki bu gelişim liglerine katılıyoruz biz kulüp olarak. Bu sene de yine 12 ligini bitirdik. Yine sonuçta bu ligler gelişim ligleri olduğu için çok puanlama, maç sonuçları önemli değil ama oyunsal anlamda, oyuncunun gelişimleri anlamında 12 ligi bizim için çok iyi geçti. Şu anda devam eden mevcutta 13 ve 11 ligleri var. Onlarda iyi maçlar oynuyoruz. İyi oyunlar oynuyoruz daha doğrusu. Ben her zaman oyunculara da, velilere de şunu söylüyorum. Bizim için skorlar değil, oyuncuların gelişimleri önemli. Ve bu gelişim sürecinde de birçok yol kat ettiğimizi düşünüyoruz. Hem oyuncuların ilk başladığı günden itibaren bugünkü geliş süreçlerine baktığınızda birçok anlamda. Hem bireysel özellikler anlamında hem yeteneksel yeteneklerin üzerine koyma anlamında hem de sosyal anlamda. Birçok gelişimleri de gözle görülür şekilde istiyoruz. Bu da bizi sevindiriyor. O yüzden dediğim gibi bu senede performans anlamında daha doğrusu gelişim dediğimiz sanslı sporcu anlamında 3 katında da yarışıyoruz. Evet hocam, bu arada futbol okulu var değil mi sizin öğrencilerinize geliyorlar? Evet, futbol okullarımız var, devam ediyor. Şu anda 2005 doğumluyla 2012 doğum arasındaki tüm öğrencilerimiz futbol okullarında, futbol eğitim merkezimizde eğitimlerini sağlıyoruz. Bizim eğitim merkezimiz Albayrak Meydanı'nda. Albayrak Meydanı'nda Recep Yazıcı İlk Okulu var. Onun bahçesindeki halı sahayı. Ve Ahmet Yesevi İmam Hatip Lisesi var. Yine Albayrak Meydanı'nda. Oradaki halı saha, iki halı sahayı kullanarak eğitim merkezinde futbol okulları adı altında oyuncularımızı, yeni öğrencilerimizi, geleceğin sporcularını yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz. Hocam nereye başvuracaklar? Çocuklarını size getirmek istemediler. Şimdi bizim Facebook'ta, Instagram'da, sosyal medyada sayfalarımız var. Tunaras Adalet Spor sayfaları. O sayfaların hepsinde benim ve diğer antrenör arkadaşlarım, kulübümde çalışan antrenör arkadaşların telefon numaraları var. Orada irtibat numaralarından bizimle irtibata geçip futbol okullarımıza öğrencileri getirebilirler. Gayet sağlıklı, iyi ortamlarda ve eğitim seviyesi iyi olan bir süreçte öğrencilerini tamamen bize emanet edebilirler. Yani benim üzerinden ve antrenör arkadaşlarım üzerinden irtibata geçebilirler. Teşekkür ederim hocam. Var mı başka eklemek istediğiniz? Çok sağ olun. Tekrar söylüyorum. Bizim burada amacımız belki futbol yetişme çok uzun bir süreç. Ve bu uzun bir süreçte futbolcunun eğitim alması, doğru eğitim alması çok önemli. Bizim de burada amacımız bu doğru eğitimi bütün öğrencilerimize verebilmek. Sporcu olmak sadece sahaya çıkıp maç yapmak, oyun oynamak değil. Sporcu olmak dışarıdaki davranışlarıyla, hareketleriyle, aile içinde ve sosyal hayatındaki duruşuyla örnek olan insan demek. Biz bunu amaç edindik ve bu doğrultuda oyuncularımızın zeki, ahlaklı ve iyi biraz sporcu olması için elimizden geleni çabayı sarf ediyoruz. Ve tüm velilerimizi, ailelerimize de buradan sesleniyorum. Öğrencilerini, oyuncularını, çocuklarını rahatla, rahatça, gönül rahatlığıyla bize teslim edip bize emanet edebilirler. Hocam ben teşekkür ederim. Bu arada buraya gelen herkes iyi futbolcu olacak diye düşünüyorum. Önemli olan spor yapmaları, gençlerin, çocukların küçük yaşta spor alışları yapmaları. Hocam. Kesinlikle. Burada bizim en büyük amacımız zaten o. Futbolcu yetiştirmek tabii ki amaçlarımızdan bir tanesi. Ama amaçlarımızdan en önemlisi, en önemli bunların gülen yüzlerini soldurmamak, yüzlerini sürekli güldürmek. Bu bizim birinci amacımız ve bu doğrultuda elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz.